Herkese merhaba. Bugün sizin için çökertme kebabı tarifimiz var. Gerekli olan malzemelerimizi boxa ekliyoruz. Dilerseniz oradan tekrar bakabilirsiniz. Yaklaşık 250 gram kadar etimizi tereyağı ve zeytinyağında çevireceğiz. Patateslerimizi soyduktan sonra tuzlu su içerisinde bekletiyor olacağız. Salçamızı tereyağı ve zeytinyağıyla kavuracağız. Sarımsaklarımızı da yoğurdumuzu ekleyerek sarımsaklı bir sos oluşturacağız. Dilerseniz tarifimize başlayalım. Öncelikle patateslerimizi ince ince doğruyoruz. Ardından bu incelikteki patateslerimizi kibrit çöpü kalınlığında kesiyoruz. Kesmiş olduğumuz patateslerimizin kararmaması için içerisine tuz attığımız suyun içerisine koyuyoruz ve bekletiyoruz. Patateslerimiz kestikçe suyun içerisine bırakıyoruz. Patateslerimiz hazır. Şimdi yoğurt sarımsaklı sosumuzu hazırlayalım. 4 yemek kaşığı yoğurdun içerisine 2 diş sarımsağımızı rendeliyoruz. Ardından içerisine 1 çay kaşığının ucuyla tuz ilave ediyoruz. Ve homojen bir kıvam olacak kadar çırpıyoruz. Etlerimizi ince ince doğruyoruz. Etlerimiz için tavamızı açıyoruz. İçerisine bir yemek kaşığı tereyağı koyuyoruz. Bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağı koyuyoruz. Tereyağımızı ve zeytinyağımızı tereyağımız eriyip kızana kadar ateşte bekletiyoruz. Tereyağımız iyice kızdı. Burada dikkat etmemiz gereken şey tereyağını yakmadan etlerimizi ocağa vermek. Etlerimizi tereyağımızın içerisine atıyoruz. Ve sotelemeye başlıyoruz. Etlerimiz suyunu çekmeye başladı. Bu aşamada baharatlarını atacağız. Bir çay kaşığına yakın tuzumuz. Aynı oranda karabiberimiz. Ve kırmızı tatlı toz biberimiz var. Ekledikten sonra iyice karıştırıyoruz. Suyunu iyice çekmiş olan etlerimizin altını kapatıyoruz. Ve kenarda beklemeye alıyoruz. Salçalı sosumuz için tereyağımızı tavamıza aldık. Kalan zeytinyağımızı da içerisine döküyoruz ve tereyağımızı eritiyoruz. Bu arada iyice kızdırmış olduğumuz yağımızın içerisine iyice süzüp kurutmuş olduğumuz patateslerimizi atıyoruz. Burada dikkat etmek gereken şey patatesleri yakmadan kontrollü bir şekilde kızarır kızarmaz kenara almak. Salçalı sosumuzu hazırlayalım. Erimiş olan tereyağımızın içerisine 2 yemek kaşığı salçamızı ilave ediyoruz. Salçamızın kokusu çıkana kadar iyice kavuruyoruz. Bu arada patateslerimiz kızarmış. Onları kağıt havlu serdiğimiz bir tabağın üzerine alıyoruz. Salçalı sosumuz da hazır. Altını kapatarak onu da kenara beklemeye alıyoruz. Hazırlamış olduğumuz patateslerimizin üzerine yoğurt sarımsağımızı döküyoruz. Ardından üzerine etlerimizi yerleştiriyoruz. Son olarak salça sosumuzu da ilave ediyoruz. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun.